muhalefet liderliği, muhalefet Erdoğan'dan gelecek teklifleri, Erdoğan'la ilişkilerinde ortaya çıkacak durumları dikkatle izlemelidir. Ama her iki siyasi de, Erdoğan da, Özgür Özel de halk nezdinde itibarını, oy gücünü korumak zorundadır. Ve bunun için ellerinden geleni yapacaklardır. Erdoğan'ın burada hedefi tekrar Cumhurbaşkanı olmasına, Cumhurbaşkanlığı seçimine katılabilmesi için gerekli olan anayasa değişikliklerini yapabilmektir. Bunda da CHP'ye ihtiyaç var. CHP'nin de ihtiyacı şu anda yakaladığı oy seviyesini, popülaritesini sürdürmek. İkisi de bunun mücadelesini verecek. Biz de onların bu girişimlerini, bu faaliyetlerini izleyeceğiz ve ölçeceğiz, göreceğiz. Evet, Özer Hoca dedi ki biz ölçeceğiz siyasetçilerin söyledikleri, yaptıkları. O anı bağlar adeta halkın nezdinde, elbette bunlar unutuluyor. Sonra resme bakılıyor. Siz katılıyor musunuz? Bir şeyi hatırlatıp ben ayrılacağım. Tabii, buyurun. Unutmayın. 7 Haziran 2015'te AK Parti iktidarı iktidardan düştü. Parlamentoda azınlığa düştü. Yani iktidar olması için gerekli olan milletvekili sayısından düştü. Ama 1 Temmuz 2015'te yapılan seçimde tekrar 49.9'a oyun yükseltti. Erdoğan hala siyasal zekasıyla, oyun kurma gücüyle bir takım çareler arayacaktır. Erdoğan çok iyi bir satranç oyuncusu. Onun için muhalefetin, özellikle Özgür Özel'in bundan sonraki adımlarına çok dikkat etmesi ve Kılıçdaroğlu'nun durumuna düşmemesi gerekir. Benim onlara söyleyeceğim bu kadar. Size iyi yayınlar. Hocam bir dakika, iki sorum daha olacak size. Özer Hocam, şimdi siz dediniz ki Erdoğan şapkadan daha çok renkli tavşanlar çıkarabilir. Mesela her şey bir tarafa, bir yurttaş olarak, yani hani yaşınızın da insanı olarak sormak istiyorum deneyimlerinizden hareketle. Yani mesela nasıl bir tavşan çıkarabilir? Hani olan oldu, yoksulluk belli, emeklilerin maaşı belli, bayramda yatan ikramiyeler falan konuştuk zaten defalarca. Yani yoksulluk, işsizlik bu kadar hani artık bıçak kemiğe dayanmışken, bu kadar alt seviyelerde yoksulluğun, yani düşünsenize, yani insanlar aç kalıyorken ne yapabilir? Hani para gelse bile ne kadar kurtarabilir bu saatten sonra? Nasıl bir tavşan, nasıl bir şapka? Bakın, Cumhuriyet döneminde hiç bu kadar derin bir ekonomik kriz yaşamadı Türkiye Cumhuriyeti. İkinci Dünya Harbi sırasında belki yaşamadı. Demokrasiye geçtikten sonra, yani 46'dan sonra, 50'den sonra hiç böyle bir kriz yaşamadı Türkiye. 2000'lerin başındaki krizden de daha derin bir kriz. Ama hala oyu %31. AK Parti veya AK Parti diye bir şey yok artık zaten. Erdoğan var. Erdoğan hala %31 oyla ayakta duruyor. Bu ayki bizim araştırmamıza şöyle bir şey sordu. Nisan araştırmasında. Eğer emeklilere bir miktar yardım yapılsaydı seçim bu şekilde sonuçlanır mıydı diye sorduğumuzda, bu şekilde sonuçlanmazdı. Erdoğan bu şekilde mağlup olmazdı diyor vatandaş. Ve duyduğuma göre bir market paketi hazırlıyormuş Erdoğan veya iktidar. En alt seviyedeki emeklilere marketlerden zorunlu gıdalara münhasır olmak üzere 5000 liraya kadar ücretsiz ürün alabilecekler şeklinde bir hazırlık yapıyormuş. Erdoğan para bulabilirse, şu anda bu kadar yumuşak olmasının hem içeride hem dışarıda yumuşak bir siyaset gütmesinin sebebi bir şekilde Türkiye'ye para girişini sağlamak. Bunda başarılı olursa Erdoğan bu sorunu çözebilir. Normalde bu kadar büyük ekonomik ve siyasi sorunu yaşayan bir iktidarın 5-6 sene önce sahneden çekilmesi gerekirdi. İktidardan düşmesi gerekirdi. Erdoğan'ı mağlup eden kendisidir. Muhalefet mağlup etmedi Erdoğan'ı. Erdoğan büyük bir geçim sıkıntısı
içinde yaşayan bir kitle üretti Türkiye'de. Yani bıçağın kemiğe dayandığı yer gibi tanımlanabilecek bir durum. Ve bu halde bile oyu %31'e düşüyor. Biraz bir rahatlama getirirse Erdoğan, özellikle alt gelir gruplarına, Erdoğan kendisini tekrar toparlayabilir. Hiç kimse Erdoğan bitti diye rahata kavuşmasın. Erdoğan kolay kolay bitecek bir zeka değil. Türkiye'de hem AK Partili muhalefetler, muhalefet cenahı, Davutoğlu gibi, Ali Babacan gibi, Saadet Partisi gibi İslamcı kesimden gelen muhalefet, hem de sol Kemalist muhalefet hala Erdoğan'ın nasıl bir kapasite olduğunu, neler yapabileceğini öngörebilecek durumda değil. Özgür Özel'e buradan tavsiyem, adımlarına dikkat etsin. Eğer dikkat etmezse Kılıçdaroğlu'nun düştüğü duruma düşer. Peki Özer Hocam, şimdi Deniz Baykal'ın düştüğü duruma düşer. Peki Özer Hocam, şimdi yani